Hoş geldiniz sayın seyirciler. Bir haftalık aranın ardından Gökhan Linç'le birlikte 360 ekranlarında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. 6. hafta oynandı. Oynanmaya da devam ediyor. Bugün Galatasaray Erzurum deplasmanında 2-1 ile 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Fatih Terim'in çarpıcı açıklamaları var. Bunları konuşacağız. Yarın Fenerbahçe kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise pazartesi günü Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Bugün aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir kendi evinde Antalyaspor'u 5-1 ile geçti. O karşılaşmayı da ayrıntılarıyla konuşmaya çalışacağız. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Oldukça yoğun bir gündem var. Fenerbahçe'de Sayın Başkan Ali Koç Divan Kurulu'nda konuştu. Fenerbahçe yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Galatasaray Erzurum deplasmanından 2 haftalık mağlubiyet serisinin ardından 3 puanın sahibi oldu. Kasımpaşa'ya kaybetmişti ve Alanyaspor'a geçen hafta son dakika golüyle kaybetmişti. Bugün Erzurum deplasmanında zorlansa da iyi oynamasa da 3 puan almayı bildi. Enteresan bir kadro. Feghouli kadroda yok. 2 haftadır Alanya maçında da yoktu. Bugün de yok. Galatasaray'da ilginç şeyler oluyor. Fatih Hoca'nın maç sonrası açıklamaları, kimsenin arkasında durmayacağım, yanında durmayacağım. Mustafa Cengiz'e hedef almıştı. Hedef aldı Mustafa Cengiz, Fatih Hoca'ya hedef almıştı filan. Yani gerçekten dop dolu bir gündem var. Ama önce 360'ın çok değerli, güzel kızı Yıldız Yakar bugün dünya evine girdi. Mustafa ile evlendiler. Allah bir ömür boyu mutlu etsin. Hem Mustafa'ya hem Yıldız'a mutluluklar diliyoruz. Her şey gönüllerince olsun. Ne istiyorlarsa, ne diliyorlarsa onlar onlara nasip olsun diyelim. Allah Mustafa'ya sabır versin diyorum ben de. Yıldız'la bir ömür geçirecek olmanın mutluluğunu yaşasın işin latifesi bir tarafa. Ya ben bu dünya evi kısmını anlamıyorum. O dünya evlendi evi işte yani. Öyle dünya evlendi şey de abi. Dünya evi neredeki dünya evi? Zaten yaşadığı ev nerede? Ya Mars'ta mı yaşıyor yani? Doğru. Dünya evine girdi derken öyle bir şey değil yani. Peki, yani neyse. Hayırlı uğurlu olsun her ikisine de. Mustafa Aksoylu kardeşimize de. Yıldız bizim ailemize, 360 ailesine dahil oldu artık. O da aileden birisi. Kucak dolusu selamlar. Bundan sonraki hayatlarında gerçekten mutluluklar diliyorum. Birbirlerini üzmesinler, sevsinler. Sevgi, aşk bunların kalıcı olduğunu da düşünenler var, düşünmeyenler de var. Asıl olan birbirine saygı. İki insanın birbirine saygı duyması. Aşık olmasalar, sevmeseler evlenmezlerdi zaten. Tamam Gökhan ya, Yıldız için ayrılan ilişkiler sürenin sonuna geldik abi. Gözünü seveyim. İkili ilişkilerle ilgili. Tebrik et geç işte. Daha ne tebrikler yani. Tebrikler çocuklar, tebrikler. Aynen. Gelelim Erzurumspor Galatasaray maçına. Galatasaray 1-0 öne geçti. Erzurumspor bir penaltı, VAR'dan gelen bir penaltı. Yani Arda kardeşler 3 metre gözünün önündeki penaltıyı görmedi. VAR verdi kararı filan. Ya bugün Arda kardeşlere apayrı bir şey açmak lazım. Galatasaray'ın attığı golden önce orta sahada Babel'in bir faulü var. 4. hakemin gözünün önünde. Hadi Arda kardeşler kaçırdı. 4. hakem nasıl kaçırdı? VAR nasıl kaçırdı? Yani bugün felaket bir hakem yönetimi vardı. Her iki takım lehine ve aleyhine. Falka anlatılması. Yani adam kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüş. Yani ben bu kadar aptalca bir kural görmedim. Yani eğer kural buysa, yani adam kendine pozisyon almaya çalışıyor. Şurasına değiyor, ikinci sarıdan atıyor. Bu kadar kolay olmaması lazım oyuncunun atılması falan filan. Nasıl değerlendirirsin genel hatlarıyla? Galatasaray ile ilgili söylenecek birkaç tane şey var. En önemlisi tabii ki iki hafta sonra kazanmış olması önemli ama Galatasaray'ın yediği gollerin dakikalarına baktığında Haluk, Kasımpaşa maçında 45 artıda yedi. Alanya maçında yediği gole bakıyorsun 43. dakika, neredeyse 45, ilk yarının sonu. İkinci golde 90 artıda geliyor. Yani Galatasaray'da tabii ki 2 hafta sonra kazanmış olmak önemli. Bir de son dakikalarda gol yememiş olması da önemli. Son dakikalar bir kabus olabilirdi. Eğer bugün de son dakikada bir gol yenseydi Galatasaray'da son dakikalar geçmek bilmiyor diyebilirdik. Bugün de 10 kişi kaldı Galatasaray. Bugün, geçen hafta da 45'te 10 kişi kalmıştı. Bugün 75'te 10 kişi kaldı. O zaman şöyle başlayalım. Arda kardeşler bence Türkiye'nin en kötü hakemlerinden bir tanesi. En azından bugün gösterdiği performans o. Türkiye Futbol Federasyonu'nda ya da MHK'de Erzurumspor'u sevmeyenler var bence. Ben ciddi anlamda Erzurumspor'un sevilmediğini düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu, hakemler ya da MHK tarafından. Sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Evet, kötü mü oynadı Erzurum? Kötü oynadı. Falcao'nun atılması yanlış mı? Yanlış. Golden önce Babel'in yaptığı faul mü? Yani faul var ve vermiyorsun.
Arda kardeşler, Arda kardeşlerin ve Var'ın gerçekten Suat Aslan rezil mi? Yani Suat Aslan Muğan'ın rezil bir yönetimini seyrettik. Yani bir futbol maçına ne kadar dahil olabilir? Bir futbol maçına hakem ya da video yardımcı hakem ne kadar dahil olabilir? Ancak bu kadar içine dahil olur. Dadi dahil olur diyelim Rütük sebebiyle. İçine dahil doğmuş olur. Yani. Dahil olur diyelim. Gerçekten çok saçma sapan bir maç yönetimiydi. Hocanın söylediği çok doğru Fatih Hoca'nın. Saçma sapan bir sarı kart. Yani bir oyuncuyu yani bu kadar kolay dışarıya atmak çok saçma bir şey. Diyor ki bu hocam, kadar, bu Falcao kadar... hiç kırmızı görmedi, verelim de rekor kılalım dediler herhalde. Nerede gördü? Türkiye'de gördü. Saçma sapan kartlar diyor. Gerçekten hani ilkine yine söyleyecek bir şeyim yok. Orada da ben vermem de. Hani artık Türkiye'de böyle bir böyle moda mod bir durum var ya. Şimdi Türkiye'de suratına şöyle bir değdi şey var. Mi? Elin değdi mi? Düt hemen versene. Halbuki şöyle bir şey var Türkiye'de. Ulenberg yayıncı kuruluşa çıkıp şöyle bir şey dedi. Dünyada böyle uygulanıyor ama Türkiye'de böyle gibi bir şey söyledi. Niye? Hangi pozisyon için hatırlamıyorum. Niye? Şimdi bizim madem öyleyse, o zaman ben buradan açıkça Türkiye Futbol Federasyonu'na bir çağrıda bulunuyorum. Rica edeceğim şu el hareketleriyle ilgili ikinci sarı olacaksa bu ve oyuncu oyun dışında kalacaksa VAR hakemi buna dahil olsun. Çünkü bu kadar ucuz olmamalı. Ben mesela şu an Ankara Gücü'yle oynayacak Galatasaray gelecek hafta. İçeride Ankara Gücü'yle oynayacak ve Cagne sağlıklı. Ha bu bir hafta antrenmanda bir şey gelmeyecek mi başına bilmiyoruz. Velev ki Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak olsaydı. Velev ki son hafta maçı olsaydı. Ve bu kartı da son haftadan bir önceki hafta vermiş olsaydı. Ve Falcao'suz, forvetsiz bir Galatasaray Fenerbahçe Kadıköy Stadı'nda 3 puan alarak şampiyon olmak zorunda olsaydı o zaman bunun bedelini kim ödeyecek? Ya o zaman şimdi bu kadar çok konuşulmasının bir sebebi olması Türkiye'de onlar da var biliyorsun bak. Yani. Böyle bir önümüzdeki hafta çok önemli bir maçın varsa yani adam sırtına tekmeyle bassa ki yaşadık bunları biliyorsun. Vermiyorlardı yani. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi siz bir takımın kaderiyle bu kadar oynamamalısınız. Erzurumspor'un nasıl düştüğünü biliyoruz. Yani işi sadece Galatasaray kısmından bakmayalım. Ya hakem kısmından bakıyoruz biz Galatasaray kısmından bakmıyoruz. Büyük bir rezilliktir. Türkiye'de bunun Falcao'nun atılması büyük bir rezillik diyorum ya ben. Rezillikten bir sonraki şey skandal falan herhalde. Yani Rütük kuralları çerçevesinde. Erzurumspor'un yediği golse Türk futbol tarihinde kara bir lekedir. Çünkü bu kadar açık yakınsınız pozisyona. Dördüncü hakeminiz yakın ve aynı zamanda bir reaksiyon var ya yani bir reaksiyon var. Çünkü top daha Galatasaray yarı sahasındayken bir itiraz oluyor. Anlatabiliyor muyum? Mehmet Hoca orada. Yani Mehmet Hoca orada bir reaksiyon veriyor. Şimdi buna karşılıksız kalmak. Siz peki mesela başka bir şey daha geliyor aklıma. Abi ne var biliyor musun? Türkiye'de sorun ne biliyor musun? Bence çok özür dilerim. Araya girebilir miyim? Türkiye'de esas sorun ne biliyor musun? Yani oyuncu kendini yere atmadığı zaman mesela İbrahim oradaki pozisyonun içindeki Babel'le İbrahim yanılmıyorsam. Yani orada bir cebelleşiyor, ayakta kalmaya çalışıyor. Yani düşmüyor ya. O yüzden vermiyor. Ya mesela Arda'yla bir pozisyon var. Stoper'in bir pozisyonu var. Adam bağırdı diye sarı kart verdi ya. Ya Türkiye'de hakemler yani kendini yere atana prim tanıyor, bağırana prim tanıyor. Ya kardeşim sen bunları göreceksin, görmekle yükümlüsün ya. Adam kendini yere atmadı diye o pozisyonu devam ettiremez. Hakem eleştirisi... Abi standardın olur. Bunları yani çalmıyorsundur. Bütün program boyunca, yani maç boyunca bu tip pozisyonları çalmazsın onu da anlarım. Dersi de ben ama derim bak, ki şöyle de bir şey sertliğe prim tanıyor derim. Bir ama de şöyle öyle değil düşün, ki. Bir de şöyle düşün. Şimdi bak ne var biliyor musun? Falcao'nun pozisyonunda sen... İki kez Falcao da mesela bence hatalı burada. Şimdi birinci de aynı hareketi yapmışsın ve seni sarı kartla cezalandırmış. Aynısını yaparsan ikinci sarıyı göreceğini bilmesi lazım Falcao'nun. Bence. Ama suratına gelmiyor şimdi, ki ikinci. Tamam ama şimdi profesyonel bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Mesela Taylan yapsa bunu anlayabilirim ama ya, Gökhan, Falcao tecrübesinde ama, diyebilirsin ki Falcao bu kadar rezil hakem ömrü hayatında görmedi. Bu kadar rezil yönetim görmemiştir Falcao. 33 yaşında abi 33 yaşında herif yani bugün attığı gol mesela hani hep yine hakem konuşuyor. Ya bugün attığı gol var ya, ya dünyada gerçekten çok az forvetin atacağı türden bir gol ya.
göğsüyle abartma alması. Abartma canım sen de. Hayır, yani vurduğu yer falan öyle kolay iş değil Gökhan. Ya, gerçekten çok, çok zor güzel gol. Gol. Mükemmel çok zor gol. Ama, zor gol. Mükemmelliği bir tarafa. Zor gol ama dünyada çok az adam atar da değil vallahi yani. Çok kimler adam ne goller atıyor. Ya, Recep tamam abi orta sahadan İsviçre'ye gol ya, attı abi. Sen bu, ne goller bu, atıyor bu yani. Zor gol. Zor. Tamam, zor gol tabii canım. Ha, mükemmel yani, bir gol. Vuruş yani çok tekniği az gerekiyor. Yere düşmeden topa vuruyorsun. İyi kontrol ediyorsun falan. Offside'a düşmüyorsun falan. Böyle bir sürü şey var işin içinde. Her şeyi konuşabiliriz. Bak Fatih Hoca'yı da konuşacağız. Galatasaray'ın kötü oyununu konuşacağız ama şunu da konuşmak lazım. Galatasaray'ın elinde sadece lig ve kupa kaldı. Yani bu ne demek oluyor? Galatasaray'ın elinde sadece lokal maçlar kaldı. Yani Türkiye içerisinde oynayacağın maçlar kaldı. Kağıt üstünde yazdığın kadronun bu yarışın sonuna kadar hatta zirvesinde bitirmesini beklersin. Galatasaray ligin sonuna kadar iyi top oynayarak, maç kazanarak hem lig şampiyonu olabileceğini göstermeli hem de kupayı alabileceğini göstermeli. Galatasaray'ın bu kadrosu kimse kusura bakmasın bu şekilde top oynayamaz. Galatasaray'ın bunu oynamasının birçok sebebi var. Mesela Galatasaray'da işte diyorlar ki mesela sen de dedin biz de dedik işte hocaya transfer, hoca transfer istedi yapmadı. Hocaya kim mi Taylan abi bir tane oyuncu yüzünden Galatasaray böyle oynamaz. Galatasaray'ın oynadığı sistemin bir karşılığının olması lazım. Yani kadrosunun bir karşılığının olması lazım. Fatih Hoca da bu sistem değişikliğini yapabilecek Türkiye'deki en iyi teknik direktörlerden bir tanesi. Elindeki oyuncu kadrosuna göre bir sistem oluşturursun. Taylan'ın bugün performansı biraz daha önde. Neden? 2-1 kazandığı için Taylan'ın performansını önde diyoruz. Halbuki Taylan iki stoperin arasını alıp topu gelip aldığında bir bakıyorsun tekrar sağa, o sola, o sağa. İki tane stoperi Galatasaray'ın ya da oyun kurucusu görevi üstlenen Taylan sürekli kalecisine geri dönüyorsa Galatasaray'ın orta sahasında çok ciddi bir problem var demektir. Galatasaray'ın orta sahasındaki hareketsizlik Galatasaray'ın bütün oyun sistemine yansıyor. Bugün yine Taylan derin top attı ya. Belanda çok attı bugün. Galatasaray'da Belanda, Ömer, Taylan. Bak bu üçlü Taylan iyi niyetinden ve gösterdiği mücadeleyi ayakta alkışlıyorum. Ve gerçekten Türkiye'de o pozisyonun insanı olmamasına rağmen ne kadar şu anda alternatifsiz ya işte Donk'u da oynatmıyor. İyi bir performans gösterdiğini biliyorum ama Galatasaray'da esas problem teknik olarak baktığında Galatasaray'da hareketsiz bir orta saha yani orta saha üçlemesi var ya da dörtlemesi var mesela. Ben şimdi diyorum ya senin güçlü oyun yok Galatasaray'da. Galatasaray çok güçlü oyunla başladı ilk iki hafta. Antep maçında çok güçlü bir oyun oynadı. İkinci hafta kimle oynadığını hatırlamıyorum. İkinci yarısında çok güçlü oynadı. Yani maçı kopardı ilk iki haftada. Ondan sonra üst üste gelen maçlar işte UEFA Avrupa Ligi maçları, Türkiye. Yani aşağı yukarı bir haftada 3 maç falan. Herkes hani öyle, oynadı onu. Ama doğru ama. Yani o yorgunluk falan dedik. Ama şimdi yorgunluksuz bir durum var. Yani geçen hafta sonra Alanya maçı. Bugün Erzurum maçı. Şimdi Galatasaray pazartesi oynadı. Bugün cumartesi. Arada 6 gün var. Yani bugün yorgunluğa sığınamaz Galatasaray. Galatasaray'ın bugün oynadığı futbol zaman zaman iyi futbol oynadı ama esas bugün Erzurumspor çok kötüydü. Yani onu koyalım bir kenara. Bugün Galatasaray çok iyi oynadığı için kazanmadı. Erzurum çok kötü olduğu için kazandı. Mehmet onu altını çizelim. Yani Galatasaray'ın güçlü oyunu yok. Erzurumspor'un böyle de dönebileceğini söyledi. Evet biz kötüydü. Öz eleştiri yapıyorlar. Bak bu çok önemli. Erzurumspor'da futbolcusundan teknik direktörüne kadar herkes öz eleştiri yapıyor. Evet biz kötü oynadık. Evet biz böyle oynamamalıydık ama bizim yediğimiz goldeki faulün de görülmesi lazımdı. Evet. O kadar haklı bir haykırış ki bu. O kadar haklı bir haykırış ki. Tıpkı maçtan sonra Fatih Hoca'nın haykırması gibi. Ya böyle saçma kartlar mı olur? Evet böyle saçma kartlar olur. Çünkü burası Türkiye. Çünkü burada Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun çocukları burada Türkiye'de futbolu dizayn ediyorlar. Türkiye'de futbolun dizayn edilmesinin sebebi şu. Birisi Galatasaray'ı şampiyon yapmak istiyor demek istemiyorum ben. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar da demiyorum ben. Ama bunlar şunu gösteriyorlar. Biz bir güçüz kardeşim. Bizim gücümüz. Biz ne istersek o oluru göstermeye çalışıyorlar. Burada şöyle bir şey var Gökhan. Ben hep söylüyorum bunu. Yani hakemin çaldığı ya da VAR'ın hakemi çağırdığı, çağırmadığı, çalmadığı düdükler 3 milyon TL parayı alıyor bir yerden diğer tarafa götürüyor. Bak 3 milyon TL'den bahsediyorum. Artık bu iş hani 1 puandı, 3 puandı falan geçtik onları. Onları geçtik artık. Yani hakemin vereceği bir karar oradan oraya gidiyor. Daha da önemlisini söylüyorum bu kulüp için. Öbür tarafta bahis hikayesi var bir de. Yani sen şimdi yani orada çaldın, verdin, vermedin. Yani o mesela Babel'in pozisyonuna dönse bak çok basit bir şey söylüyorum. Belki de ilk yarıyı Erzurumspor önde kapatacaktı.
Şimdi ilk yarıya bahis oynayanlar var. İlk yarı gole bahis oynayanlar var. Şimdi bu tip meseleler artık benim kafamı çok kurcalamaya başladı. Bence artık bu Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerin telefonlarını dinlesin, hesaplarını kontrol nasıl etsin. Nasıl telefonlarını dinlesin demiş ki? Öyle şey her şeyi dinlesin. Hayır, abi. Dinleyemez. Niye? Abi. Öyle olmuş canım. Özel hayatı ihlal diye bir şey abi, var. Bak, ne demek? Ben istediğim adamla istediğim şekilde istediğim şeyi konuşabilirim. Nasıl? Konuşurum. Abi o zaman hakemlik yapmayacak. Dinlenmesine nasıl müsaade yapacak? Etmiyorsa. Nasıl yapmayacak? Şimdi yapmayacak. Benim hakem abi, arkadaşım var. Ben hakemi bak, arayıp da baba ne yaptın öyle çaldım. Milyarlarca lira bana ne dolar abi, para dönüyor. Oynamasın. Kim oynamasın? Kim oynuyorsa oynamasın. Sonuçta bu böyle bir piyasa var abi. Bak dinlensin demek çok tehlikeli bir şey abi. Bir dakika abi şunu söylüyorum. İşte bak, hesap hareketlere şey, bakılsın. Her şey yapılsın. Abi, neden biliyor musun? Abicim sen VAR'a dönmezsen. Adam telefonla kendi telefonuyla konuşmaz, ya başkasıyla tamam, konuşur. Bu kendi kısmı, hesabından oynamaz, tarafta... başkasının hesabından oynar. Yani bunun bir şeyi yok ki. Bunun bir bunu bunlar yakala... çok tehlikeli işler. Ya bunlar abi. Çok tehlikeli işler bunlar, diyene kadar sen futbolda bahisi o zaman futbolun içerisine bahisi koymayacaksın. Bence koymamak bahisi lazım. Bahisi sokmayacaktın zaten. Bence futbolu kirleten şey bahis. Bence futbolu kirleten şey sadece bahis değil. Bence İnsanlar, çok önemli payı var. Bireyler, hakemler, yöneticiler, futbol, herkes. Belki sen, belki ben futbolu kirletiyoruz. Burada mesela bizi dinleyip, izleyip bize ağız dolusu... Yalnızsa tabii etrafında ailesi ağız dolusu küfür eden insanlar var. İçinden ne diyorsa sorun yok. İçinden ne diyor olabilir mesela? Var abi kirlettiğimizi ya düşünen abi, insanlar da var. O da olabilir. Bizim yorumlarımızda. Mesela biz algı yapıyoruz bambaşka tarafa kayıyor diyor mesela. Biz neyiz abi? Bizi bu kadar ciddiye almayın kardeşim. Bir Haluk Yürekli'yi, Gökhan Dinç'i, Erman Toroğlu'nu, Ahmet Çakar'ı ya da herhangi X, Ahmet ya Mehmet'i. Benim dışımda saydıklarını almayın da beni alın yani. Niye beni Hayır, niye almasın? Hayır ben başka bir cümlemi ciddi. Bitireyim de. Allah'ım yarabbim ya. Saldıracaksın bize. Ya ben onu demek istemiyorum yani. Hani kimse tamam, abi, televizyon programında söyleyeceği bir şeyle şampiyonluğu birinden alıp birisine veremez kardeşim. Böyle ya bir dünya abi, yok. Işte, buna inanmayın yani. Diyorum ki parayı alıyor birinden. Ya parayı birinden alıp verirsin kardeşim diyor. Ama ben veremem. O sen abi, veremezsin. Parayı alırsan ne demek Ahmet, ya? Ahmet, Mehmet, Süleyman veremez bunlar yani. Abicim, yapamazsın şimdi, yani. Ben algıdan bahsediyorum. Ben şimdi bak varsayım üzerine konuşuyorum. Beni abi. Mahkemeye vermesin. Bu ara mahkemeler de moda oldu. Arda kardeşlerin bir yakını Galatasaray Erzurumspor Galatasaray maçına olur mu, olmaz mı ben sana soruyorum. Erzurumspor Galatasaray maçına ilk yarı beraberlik oynamış diyorum mesela atıyorum. Abi deme maçın ilk şey. Yarısında berabere bitiyor. Ya da maçın ilk yarısına araya misal veriyorum falan diye sıkıştırdı. Misal veriyorum. Sürekli. Maçın ilk yarısına 2 gol olur oynamış diyorum. Yani 2 gol olsun diye uğraşmış diyorum. Misal veriyorum, örnek veriyorum. Yani bunlar hakemin ve VAR'ın bir düdüğü ve gel demesiyle doğru orantılı. Vermedi penaltıyı, VAR çağırdı mesela. E öbüründe niye dönmedin geriye? Ya bir sürü şey var. Ya arkadaş, sen bugün Erzurumspor'un hakkını yedi mi? Sence Fenerbahçe şampiyon olur mu? Olabilir, neden olmasın? Deme. Niye? Deme. Yasak değil mi? O da mı yasak? O da yasak. Olabilir diyorum ben. O Ali Şen'e. O 3 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir dedi ya Ali Şen. Bu sene şampiyon oldu. Yani ben anlamıyorum ki neden Fenerbahçe taraftarı ya da Fenerbahçe'nin eski başkanı Fenerbahçe'nin 3 yıl sonra bence olamaz da yani. Hani Türkiye'de sen kimse Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamaz abi. Türkiye'de... Yani biz ömrümüz vefa etmez buna ben söyleyeyim sana. Siz... Yani senin yaş kaç, 40 mı? Yok ya şey 40, 20. 40, 42 miydi? 42 yaşındasın. 40 daha yaşasan Allah uzun ömür versin. İnşallah 100 yaşarsın da. 82'ye bağladım seni. 82'ye 40 sene daha Türkiye'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu falan gelmez. Kimse hayal etmesin. Ya biz Türkiye'de çünkü bırak abi. Ya Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluğunu bırak. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğiz yani. Orada o arenada olamayacağız artık. Bu arada bu yayında söylemiştik. İskoçlar bizi geçti. Geçti. Ülke sıralamasında. Biz hak ettiğimiz yerin bile şu anda fazlasındayız. Abi biz UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynadı. Tokadı yedik. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray oynadı. Geldi Glasgow Rangers. Tokadı bastı gitti. İşte Leipzig'le deplasmanda oynadık. İyi oynamışız filan. Tokatladı bizi Leipzig. Gönderdi. Sivas Villarreal deplasmanı 5-3. Tokadı yedik geldik. Ya bizim maç kazanamıyoruz abi biz. Niye biliyor musun? Çünkü her yeri biz böyle Türkiye Ligi gibi zannediyoruz. Bizim böyle garip hakemlerimiz var ya. O ona çalsın. Çünkü biz VAR'dan bekliyoruz ya adam oyun sırasında görüyor. Faul çalıyor. Gol olmuyor mesela. Olmuyor yani. Biz de trafik polisi gibi hakemlerimiz. Düt 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 her şeye çalıyorlar. Oyun iğrenç. Futbol keyifsiz. Ya ben dün bir Kasımpaşa maçı seyrettim Gökhan. Kasımpaşa Göztepe maçı. Ya iki saatim çöpe gitti ya. Böyle bir futbol anlayışı olamaz ya. Rezil bir zemin. Rezil bir futbol anlayışı falan. E ne oldu abi? Birer puan aldınız. Hayırlı uğurlu olsun.
Yani Kasımpaşa'nın da Göztepe'nin de bir puana çok ihtiyacı var. İki antrenörle beraberliği. Oh bitsin berabere. Ya bu Türkiye'de berabere maç bitsin. Vallahi billahi antrenörler belki de oynatmaz biliyor musun takımlarını. Birer puan verseler böyle karşılıklı. Hepsi böyle bir futbol oynanmasın. Bir şey söyleyeyim mi? O zaman ne yapar? Kaç puan yapar? O ya 40 puan yapar işte. 40 puan yapar, ligde kalırsın. E kalırsın işte, onu söylüyor. Yani araya bir tane galibiyet kebap yansın filan. Ligde kalırsın. Antrenörler de böylece yerinden oynamamış olur. Yani herkes memnun. Alan razı, satan razı filan. Ya bırakın abi futbol oynatın. Takımlarınıza futbol oynatın da. Televizyon başında dünyanın parasını veriyoruz yayıncı kuruluşa. Zaten bir tek Süper Ligi izleyebiliyoruz. Süper Ligi izlediğimiz yayıncı kuruluşa. Bari sizi izlerken keyif alalım ya. İşin özü Galatasaray'ın kağıdını, Galatasaray'ın kadrosunu alt alta yazdığında kağıda. Ömer Bayram oynuyor abi. Galatasaray'ın kadrosunun Süper Lig'de şampiyon olması, Türkiye Kupası'nda da şampiyon olması, o kupayı, iki kupayı birden götürebilecek bir kadro yapısı var. Kadro derinliği var ama nerede Galatasaray var? Çoğalamıyor. Nerede var? Galatasaray kadro kalabalık hücum var yapamıyor. Ömer Bayram'ın oynadığı Galatasaray hızlı olacak oynayamıyor. Galatasaray topu 3. bölgeye taşıyamıyor Falcao'ya. Galatasaray ceza sahasında şampiyon olacak yapamıyor abi. Bana söyler misin? Yani Ömer Bayram'ın ilk 11'i oynadığı bir takım nasıl şampiyon bana olacak? Bana söyleme abi. Ömer Bayram Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu değil. Zaten Ömer Fatih Hoca'ya göre geçen de sene diyorlar ki Ömer Bayram geçen sene asist yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Galatasaray geçen sene kaçıncı oldu? 6. Ben mesela Galatasaray'dan da insanlar bana diyor ki ya çok iyi iş çıkardı geçen sene. Evet diyorum, çok iyi iş çıkardı, Galatasaray 6. oldu. Ya efendim, çok açık ya. Galatasaray'dan kötü olanlar var. 2 yıldır görevde başkan, Sayın Başkan Ali Koç. Birinde 6. birinde 7. oldu. Ya onu bilemem ben şimdi. Ona da geliriz Fenerbahçe bölümünde, onunla konuşuruz ama yani burada Beşiktaş'a bak. Ya Ömer Bayram'ın orada da bir takımdan ya Fatih Hoca mesela Ömer Bayram'dan abi ne ben, bekliyor ben abi? Konuyu farkındaysanız değerli izleyiciler, ben konuyu Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye bir harmanlayıp böyle bir genel değerle ama sürekli bir Galatasaray, sürekli daha Fatih Terim'i konuşacağız. 20 dakika oldu Galatasaray'ın tamam, içinden peki, çıkamadık ya. Abi sen dönüyorsun beni buraya getiriyorsun. Ben nereye getirebilirim seni? Bu program moderatörü izleyicimiz. Sizin gibi yorumcuların olduğu ülkede Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkar mı? Çıkmaz. Senin doğru gibi bizim izleyicinin olduğu ülkede de çıkmaz. Rahat ol yani. Bizim hani, yüzümüzden çıkmıyor. Bizim yüzümüzden çıkmıyor Şampiyonlar Ligi. Senin gibi insanların izlemesinden de çıkmıyor. Buna emin ol. Yani. Fenerbahçe düşmanı çete filan. Herkes Fenerbahçe düşmanı. Ben Aziz Ali Koç'la ilgili güzel şeyler söylerken neden Fenerbahçe'nin amigosu olmuyorum? Ama birisini eleştirdiğim zaman Fenerbahçe düşmanı ya da Galatasaray düşmanı ya da Beşiktaş düşmanı oluyorum. Bana birisi bunu anlatsın abi. Birisini eleştirdi. Alışmışsınız kardeşim. Çünkü siz yönlendiriliyorsunuz. Ben kimsenin düşmanı falan değilim. Ben Fenerbahçe düşmanı değilim. Öyle satın alınmış bir adamlar gibi de yazmam çizmem etmem. Buradan da herkese söylüyorum. Allah'ın kulunda beni alabilecek, benim kalemimi ya da söylemlerimi satın alabilecek para daha henüz basılmadı. Diğerleri gibi demiyorum ben. Bak diğerleri gibi değil. Bana buradan bir şeyi zorla söylettirebilecek herhangi bir adam daha çıkmadı. Beni parayla satın alamaz kimse. Parayla satın aldığınız insanlarla karıştırmayın bizi. Yani o hani parasını verdiğiniz ve konuşturduğunuz, parasını verdiğiniz ve yazdırttığınız insanlarla karıştırmayın. Onlar sizin maaşlı elemanlarınız. Onlar öyle yazarlar. Ama bugün varlar yarın yoklar. Parasını kesin Allah'ın kulu bak. Bir kesin parasını bak ne yazıyor size. Fatih Hoca diyor ki Galatasaray taraftarına bir söz verdim ve bu sözü tutmaya çalışıyorum diyor. İçeriden dışarıdan beni nerelere çekmeye çalıştıklarını biliyorum diyor. Bundan sonra kimsenin yanında da arkasında da değilim diyor. Yani net Mustafa Cengiz'e mesaj veriyor Gökhan. Ne diyorsun? Şimdi burada şöyle bir gerçeklik var. Bunu artık herkesin bilmesi lazım. Özellikle Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in bilmesi lazım. Fatih Terim bugün Galatasaray Kulübü Kongre üyesi olarak Başkan Mustafa Cengiz'den istifasını istesin, Mustafa Cengiz istifa eder ama Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fatih Terim'in görevine son veremez. Galatasaray'da şu anda Fatih Terim büyüktür Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi. Galatasaray kongre üyesi olarak çıksın desin ki ben kongre üyesi olarak Mustafa Cengiz'i istifaya davet ediyorum desin. Akşamına istifa eder Mustafa Cengiz. Ama Mustafa Cengiz Başkan Fatih Terim'in sözleşmesini sonlandıramaz. Sonlandıramaz. Böyle bir güç yok çünkü. Siz Fatih Terim gibi birisi, Fatih Terim ne güzel ya şamar olanı. Ha? Öteki diyecek ki eleman, bu diyecek ki ıslık çalsam gelecek. Koşa koşa gelir, iki dakikada gelir, koşa koşa gelir, el çelçe diyor. Siz ne zannediyorsunuz kardeşim kendinizi?
Fatih Terim olmasa sizin esameniz okunmayacak. Onu söylemedim diye ama. Allah'ın kulu size, sizi tanımıyordu ya. Fatih Terim'in arabası benzin almaya gelse istasyonunuza heyecanlanıyordunuz. Sokakta görse Allah'ın kulu kimse tanımaz. Şimdi Fatih Terim sayesinde, Galatasaray sayesinde yahu tanının, bilinin, umurumda değil. Ama bu kadar da ucuzlatmayın kardeşim Fatih Terim'i. Bu kadar da ucuzlatmayın ya. Şamaral onun mu kardeş Fatih Terim? Birisi diyecek eleman. Hayatınızda görmediğiniz başarıyı kazandırdı bu adam size ya. Yıldızlar topluluğu oldu burası. Amiral şey, Hür General falan filan artık. Alman milli şey takımı yani, gibi. Yok Panzerler yani. Gibi. Yıldıza yer kalmadı ya. Aynen. E bunların hepsinde. Bir de beşinciye de en yakın. Oraya da kuş pislemedi ha o loganın üstündeki yıldızlara. Onların hepsi yıldız. Kazanılmış şampiyonluk. Onun da üç tanesinde Fatih Terim'in payı var. Üçünde yok ya. Tamam ikisinde. Futbolculuğunun da hiç yok. İkisinde. Evet. İkisinde. Bir buçuğunda var. İkiye doğru geliyor. Yani anladın mı? Neyi tartışıyoruz? Ne yaptınız kardeşim siz Galatasaray için? Ey Ünal Aysal ne yaptınız Galatasaray için? Ey Mustafa Cengiz ne yaptınız? Neymiş efendim? Kendi döneminde maddi olarak çok iyi yönetmiş. Ya zaten bunun için geldiniz. İyi yönetemezsiniz, transfer yapamazsınız. Transfer yapamazsınız, gönderilir gidersiniz. Doğru. Galatasaray'daki başkanlık koltuğuyla ilgili geçen hafta söylediğim şeyin arkasındayım hala buna rağmen. Galatasaray'da başkanlık koltuğunda oturan insan muhalefettir. Muhalefet, iktidar değil. Orada bir lise şeyi var, kabusu var. Ama Fatih Terim'i de kimse kusura bakmasın kardeşim. Benim avukatlığıma hiç ihtiyacı yok da. Fatih Terim bu Türkiye'nin yetiştirdiği ender teknik direktörlerden biridir ya. Var mı abi senin İtalya'da çalışan teknik direktörün var mı kardeşim? Yok. Ha? Florence'ye Fiorentina'ya giden, sokakta imparator imparator diyen. Sonra oradan Milan'a transfer olan var mı abi? Milan'da bir şey yaptı tamam kötü oldu. Yani gitti kötü kardeşim olmadan, adam. Sonuç kötü. Ya kardeşim gitti adam Milan'ın teknik direktörü. Tarihinde yazıyor tık Google it. Yaz Google'a Milan Technical Director. Yaz abi oraya tık 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 seneler çıksın Fatih Terim'in. Fotoğraf var karşısında ya Fatih Terim'in. Doğru. Lan Milanello da bu adam kaldı ya Milanello bak. Reklam filmi bile çekti orada. Orada reklam filmi o başka bir şey. Kardeşim biraz kendinize gel. İki ıslık çalacağım gelecek. Birisi eleman diyecek. Yok ya. Yok ya ıslık çalacağım gelecek. 2 dakikada koşarak gelir. Gelse de sana gelmiyor zaten. Hani velev ki geldi diyelim 2 dakikada. Sana gelmiyor. Bunu bilin. Bak Yalçın Bey bir tweet atmış. Emekliyim, zamanım var. Bütün spor yorumcularını izliyorum. En dobra satın alınamayacak ikili demiş. En dobra satın alınamayacak ikili demiş. Yok hoşuma kardeşim gitti. bize alamazsınız. Bak evet. Bizi çünkü bak ben ömrü hayatım boyunca en güzel yastık ne biliyor musun geceleri? Vicdan. En güzel yastık vicdan. Ben kafamı yastığa koyduğum an vicdanım rahat kardeşim. Allah'ın kulu bana şunun adamı diyemez. Allah'ın kulu bana şuradan yasal olmayan, hakkı olmayan parayı kazandı diyemez. Allah'ın kulu. Ben Gökhan'a parayı verdim, şunu söylettirdim diyemez. Diyemez kardeşim. Yok böyle bir şey yani. Onu satacağıma giderim aç kalırım kardeşim. Pazarda limon satarım. Ama ben onurumdan bir şey vermem. Tamam mı? Kimse bana parayı verip bunu söyle dedirtmem. Olmaz. Demem yani. Demedim de zaten. Demeyeceğim de. Diyen yani. Var mıdır ya? Allah'ım öleceğim ya. Var mıdır diyen? Bana satın aldım diyen mi? Hayır. Ne diyen? Yani birisine para verip satın alınan var mıdır yani medyada? Yok canım ne münasebet. Medyamız bizim spor medyamız tertemiz ya. Hiç kimse yok yani. Sütte leke var bizim tabii medyada leke. Tabii sütte leke bizde leke yok yani. Aynen. Spor medyasında. Özellikle neyse şimdi boş. Yok abi bu akışı sen bastın ya bugün. Arkalı önlü basmışsın. Şeyi kaybettin. Erken gelseydin de tek tek basaydın o zaman. Erken gelseydin. Hayır abi şeyi kaybettim ya. Sıralamayı kaybettim. Neyi sıralaması? Fatih Hoca'yı konuştuk bitti. Tamam, yani Fatih Hoca... Evet. Ya Zafer'e de selam olsun mesaj atıyor. Mehmet Kilerci bizi izliyor. Ona da selam olsun. Adnan Öztürk de bizi izliyor. Yeşim buradan atıyor. Gerçekten yine herkes bizi izliyor. Var mı Galatasaray maçıyla ilgili söylemek istediğim başka bir şey? Geçeceğim. Yok. Fenerbahçe'ye. Geç. Bugün Fenerbahçe Trabzonspor'la oynayacak. Gerçekten önemli. Çok önemli. Bir maç. Trabzonspor kaybederse birçok şey kaybeder. Ya bu arada Covid çok arttı biliyorsun. 6 ayda bugün 34 kişi de çıkmış. 6 ay yani, camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. 6 ayda biliyorsun 14'e yakındı. Evet. Sayılar değişmiş olabilir. Yani benim takip ettiğim kısmıyla söylüyorum. Trabzonspor'da yine bir kişi de daha çıktı.
Onun ismini açıklamadılar. Yani onu herhalde yarın göreceğiz kadroda olup olmadığını. Bu arada Sayın Başkan Bay Ali Yıldırım Koç bugün Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu. Doğru hamleler yapıp bankalar birine teşekkür ediyorum. Desteklerini alıp pahalı futbolcularla sözleşme yenilemeyip Vedat'ı Jailson'u satıp 22 milyon euro kaynak yaratıp yaratıp onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bunların yapınca ne oldu? Yok Fenerbahçe kural tanımıyor. Yok Fenerbahçe hile yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Böyle bir kakofoni başladı. Sağ olsunlar kongre üyelerimiz görüyorlar ne olduğunu. Bazı medya mensupları da onlara da teşekkür ediyorum. Objektif yaklaştıkları için. Objektif yaklaştıkları için mi teşekkür ediyor yoksa eleştiride bulunmadıkları için mi teşekkür ediyor? Ya hayır, diyor ki Fenerbahçe ne yaparsa doğru yapar diyen tabii, tamam, medya işte, mensuplarını tebrik ediyor. Yani on hani çünkü Sandala... şey Fenerbahçe kural tanımıyor. Kimse diyor ama limit tanımıyor Fenerbahçe. Kuralı tanıyor. Zaten yani kendi etiketleri değil mi? Efendim? Limit tanımaz. Aşk limit tanımaz. Sevda limit tanımaz. Var var bende var. Şimdi bak bizim ilan atmış bugün. Onları... Sevgi limit tanımaz gibi bir şey var bakayım. Ya. Abi her şey bak şimdi söyleyeceğim sana. Neler var. Bir saniye. Önce bulmam lazım. Bir dakika. Bugün bana ilan yollamış. Yani şimdi ben o kadar tabii ilan... Ben şımarık Fenerbahçe diye bir şey söylemiş Sayın Başkan. Ben hiç sevgi limit tanımaz. Ha, sevgi limit tanımaz. Limitsiz Fenerbahçe. Yani kural tanımaz diyor da hani şimdi limitleri deleceğiz diyen bir Fenerbahçe yöneticisi var. Yok mu? Futbolcuların maliyetini açıklamıyor. 5 yıl UEFA'ya gitmeyebiliriz gerekirse. Daha önce 5 yıl Avrupa'ya gitmeyebiliriz diyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyla diyor yani bu federasyonla kavgalıyız. Bu federasyon yüzünden Ocak'ta transfer yapamadık diyor. Ama geçen yılın başında hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı hem de kendisinin o dönem çalışanı olan MHK Başkanı'nı karşısına diziyor. Yani ama hep bir mağdur edebiyat. Yani anlamadım ben. Yani diyor ki biz kural tanımıyormuşuz diyor. Biz söylemiyoruz kendiniz Fenerbahçe TV'de hala yazıyor. Limit tanımaz, limitsiz Fenerbahçe. Ya biz deleceğiz bu limiti diyen bir Fenerbahçe yöneticisi. Bu kural tanımış mı oluyor burada? Kural tanınmış mı? Gerçekten yani anlayamadığım için soruyorum ya. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un söylemlerinde haklı olduğu taraflar var. Yıllarca insanlar Türkiye Futbol Federasyonu'nu, federasyon başkanını, MHK'yi, hakemleri Fenerbahçe'yi kayırmakla suçladılar. Arkadaş, Fenerbahçe'nin kupasının müzesine giren 6-7 senedir kupa yok. Nasıl Fenerbahçeli oluyor Türkiye Futbol Federasyonu, MHK'si, yöneticileri, disiplin kurulu talimatı, tahkim kurulu nasıl oluyor? 6-7 senedir Fenerbahçe'nin müzesine giren bir tane kupa yok futbolda. Ne nasıl oluyor peki? Haklı olduğu taraf o Sayın Başkan. Ha ya da tüm bunlara rağmen başarısız olan bir futbol takımı var. Ama bu da çok mümkün değil. Çok mümkün değil. Diyor ki Fenerbahçe şeffaf değil. Ne demek şeffaf değil diyor. SPK'nın kuralları var, baremleri var. Bunlara göre mecbur kaldığımız her şeyi açıklıyoruz. Ya biz zaten bununla ilgili bir sorunumuz yok ki bizim. Yani şeffaf olmak şu demek. Yani Fenerbahçe'de Galatasaray ve Trabzonspor değil mi? Hepsini hı-hı, net açıklıyor. Hı-hı. Ben zaten sadece Fenerbahçe için söylemiyorum ki bunu. Beşiktaş için de söylüyorum. Ya ben mesela Samatta'nın maliyetini merak ediyorum. Samatta Fenerbahçe'de kaça oynuyor mesela bilmek istiyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Gelirken çok ucuz oyuncular. Giderken de yüksek maliyet mesela. Rodriguez'in maliyeti yüksek maliyetinden çıkıyor Fenerbahçe ama gelirken ucuz. Yani hep gelirken ucuz, giderken yüksek. Ama Rodriguez'e o açıklamayı yalanladı biliyorsun. Hayır onun için söylemedim. Rodriguez nereden baksam Fenerbahçe'den 2,5 milyon eurodan aşağı para almaz. Yani 4 milyon dolar alıyordu galiba şeyde. Ben açıkçası merak ettiğim şeyi söyledim. Daha 50 kere de söylemek istemiyorum. Çünkü soruyorsun da söylemiyorsun. Söylemiyorlar. Dolayısıyla hani toplu halde açıkladık diyorlar. Toplu halde açıkladığınız şey kar. İşte 22'ye onu sattık. Oradan 8,5 tamam, kardayız. Tamam kar açıklıyorsunuz. Ben onu merak etmiyorum. Benim hayır merak abi, ettiğim ben şey bu oyuncuların. Ben şunu biliyoruz. Hepiniz biliyoruz. Ben size biliyoruz. Demedim ki. Ya belli da... bir rakamın altında kaldığı zaman açıklamıyorsunuz. Tamam. Bu aldıklarınızın belli bir rakam altında. Ama ne kadar altında? Yani şeffaflık şu. Galatasaray'ınki şeffaflık, Trabzonspor'unki şeffaflık. Yani biz diyoruz ya Falcao ne kadar alıyor? Açıyorsun kapağı, giriyorsun, kapta bütün detayları yazıyor Falcao'nun. Ya da Babel ne kadar alıyor? Görüyoruz biz Babel'in ne kadar aldığını. Kapta yazıyor çünkü. Yani devletin
kamuoyu aydınlatma platformuna, SPK'ya, Galatasaray kuruşu kuruşuna bildiriyor. E siz de bildirin, ne kaybedersiniz? E şeffaf, yani ne demek şeffaf değiliz diyor ya, değilsiniz bence. Yani siz de değilsiniz, Beşiktaş da değil. Aziz Yıldırım başka görevden ayrıldıktan, yani görevden ayrıldıktan kelimesi yanlış oldu ya. Aziz Yıldırım devrildikten sonra ya da Aziz Yıldırım Ali Koç'a görevi devrettikten sonra kaybettikten sonra Sayın Başkan Ali Koç çıkıp hepimiz, yani bütün insanların, herkesin, sokaktaki sade vatandaşın bile anlayabileceği dilde Fenerbahçe borca batık bir şirket dedi mi? Dedi. Peki. O zaman çıkıp sayfa sayfa, yaprak yaprak ne kadar borçları olduğunu söyledi mi? Söyledi. Ben de aynı şeffaflığı bu şu anda da merak ediyorum. Ya ben demiyorum ki Fenerbahçe bir oyuncusuna 3,5 milyon eurodan fazla para verdi de ona rağmen SPK'ya açıklama yapmadı demiyoruz ki zaten. Aynen. Bizim dediğimiz şey bu oyuncuların yıllık aldıkları ücretler. Hoş artık ondan da ilgilenmiyorum. Gerçekten benim sıtkım sıyrıldı. Çok çabuk sıtkım sıyrılıyor benim ama yani sıtkım sıyrıldı. Verdiğiniz paralar sizin paralarınız değil, kulübün paraları gibi gözüküyor. Gerçi hani başkan da çok da para verdi de yani. Bilmiyoruz artık kimin parası işte. Onu da bilmiyoruz ki. Biliyorsun canım, nasıl bilmiyorsun? Abi bir dakika, şimdi nasıl biliyorum? Ya abi ben şunu anlatmadım. Yıllık... Ben bak bunu defalarca söyledim, bir daha sana soruyorum. Ya biliyorsan bana bunu anlat. Ya Fenerbahçe bu transfer dönemi başlarken, yaz transfer dönemi başlarken ortalığı yangın yerine döndürdü değil mi? Fenerbahçe muhabirleri, Fenerbahçe yönetimi toplanıyor, ligden çekilecek bilmem ne filan haberleri yapılmadı mı? Hı-hı. Yapıldı değil mi? Ya oradan buraya 18 tane oyuncu transferine nasıl geldik biz abi? Onlar spekülasyon değil ama başkaları spekülasyon oluyor biliyorsun. Nasıl geldik abi biz buraya? Yani işte Fenerbahçe limit tanımaz. İşte limitsiz Fenerbahçe filan. Hani bu hashtagler o zaman açılmadı mı? Çıkmadı mı Fenerbahçe'nin yöneticisi televizyonlara ya da Fenerbahçe TV'ye? Biz deliyoruz kardeşim demedim. Deldi. Delmedik diyorlar. Yani deldi derken kuralına uygun geldik sonuç yani itibariyle. Avrupa deldi, İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiliyordu filan. Hani bir sürü şey var abi. Yani çok acayip şeyler oluyor. Ondan sonra biz şeffafız. E değilsiniz abi. Benim için şeffaf değilsiniz. Çünkü ben istiyorum ki bunları görmek istiyorum ya. Ben yani hep Valencia geliyor aklıma. Valencia ne kadar maaş alıyor bilmek istiyorum ben. Yani Sosa imza parası aldı mı bilmek istiyorum mesela. Niye bilmiyorum? Biliyorum Galatasaray'da Arda Turan ne kadar alıyor biliyorum. Emre Kılınç ne kadar alıyor biliyorum. Marka ne kadar alıyor biliyorum. Öbürü ne kadar alıyor biliyorum. Yazıyor çünkü, kapa giriyorsun. Yani çok mu merak ediyorsun Galatasaray'da bir tane? Muslera ne kadar alıyor? Tık 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 Muslera kap yazıyorsun. Tık Muslera'nın sözleşme detaylarına giriyorsun. Bakıyorsun tık tık sana söylüyor. Her kuruşunu söylüyor yani. Yani Euro'nun da şeyini söylüyor, kuruşuna. Euro'nun da kuruşunu söylüyor. Aman abi yanarız bak. Anladın yanarız mı? Yani. Yani şeffaflık böyle olur abi. Yani günün sonunda Ali Koç başkan görevden ayrılırsa yerine gelecek olan başkan açıklar şeffaflığı. Tabii o zaman o da diyecek ki yeniye gelen başkan da muhtemelen ömrümüz varsa, işte Ali Bey 18 yıl yaparsa biz 18 yıl bu ekranlarda ben kalmayız herhalde. Ben açıkçası şu kadarını söyleyeyim. Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa Fenerbahçe'de çok değişim olur. Ali Bey'den sonra gelen başkanın söyleyeceklerini merak ediyorum ben. Herkes hani Ali Bey Aziz Yıldırım'dan sonra dedi ya biz batık bir kulüp aldık. Yani o ne diyecek? Hani Ali Bey çok iyi yönetmiş mi diyecek? Kayyumdan önce son çıkış mı olur diyorsun? Yani. Bilmiyorum. Ben kayyuma filan bu ülkede ne kayyum abi? Hiçbir kulüp kayyuma filan atamaz. Gitmesin zaten be. Kimse gitmez abi. Hayır, kimse gitmesin zaten. Koskoca abi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Kimse. Şeye mi gidecek? Şey kayyuma mı gidecek? Fenerbahçe'nin de artık net bir 11 oluşmaya başladı Gökhan. İdeal 11'i var evet. Gökhan, Caner, Tisserand, Lemos, Gustavo, Ozan Sosa, Valencia, Samatta, Pelkas. Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin en önemli avantajlarını söylüyorum. 3 kişi. Orta üçlü. Türkiye'nin en iyi sol beki Fenerbahçe'de. Türkiye'nin en iyi sağ beki Fenerbahçe'de. Türkiye'nin yeni oluşmuş olmasına rağmen ideale yakın bir görüntü veren iki stoper tandemi Fenerbahçe'de. Ben İkinci en iyisi. O kadar senin gibi İkinci güçlü görmüyorum. Türkiye'nin en iyi 8'i performans başlangıç olarak Sosa. Fenerbahçe'de. Türkiye'nin en iyi 6'sı Gustavo. Fenerbahçe'de. Türkiye'nin en iyi 8'i. 8'i diyelim. Pozisyon olarak 10 oynuyor çocuk. 10 Ozan. O da 8 ama normalde. Yani hadi yani bir 2 8'le oynamıyor ama Fenerbahçe yani. Bir güzelleme yapacağız Fenerbahçe ile ilgili. Adam yaptırtmıyor kardeşim. Türkiye'nin en iyi sağ beki. Bana göre söylüyorum kardeşim, bana göre. Tamam. Türkiye'nin en iyi sağ beki Fenerbahçe'de. Türkiye'nin en iyi sol beki Fenerbahçe'de. Türkiye'nin en iyi ikinci
stoper tandemi olmaya aday stoper tandemi Fenerbahçe'de. Türkiye'nin en iyi 8'i 6'sı performans olarak 10'u Fenerbahçe'de. Ama Türkiye'nin en iyi sağ önü ve sol önü Fenerbahçe'de mi değil? Türkiye'nin en iyi 9'u Fenerbahçe'de mi değil? En iyi olan 3 tane, bunların arasında da en iyi ön plana çıkan 3 tane oyuncusu var. Gustavo, Ozan, Sosa. Bu üçlünün karşısında reaksiyon verebilecek bir Trabzonspor kadrosu görmüyorum şu an için. Ama Fenerbahçe Trabzonspor maçlarının motivasyon anlamında, ateş anlamında çok yüksek ateşli, yok yüksek harlı bir ateş olduğunu biliyoruz. Ve bu tip maçlarda da hiç beklemediğiniz bir performans sergiler oyuncular. Bir beklemediğiniz oyuncu maçı çıkartır, kopartır, sizin lehinize doğru çevirebilir. Trabzonspor'da en önemli eksiklerden bir tanesi, saha içerisinde inisiyatif almayan, alabilen bir tane oyuncusu yok. Ne Abdülkadir, bizim Abdüş, ne Mbekame, ne Ekuban, hani oynamıyor da. Yani bunlardan hiçbirisi saha içerisinde inisiyatif alıp takımı sırtlayabilecek, ileriye doğru götürebilecek bir oyuncu performansı sergilemiyorlar. Bir de tartışılan bir teknik direktör performansı var. Fenerbahçe maçını kazanırsa Trabzonspor çok şey kazanır. Ama birçok şey de kaybeder kazansa bile. Trabzonspor'un kazanma ihtimalini görüyor musun sen? Ben kazanma ihtimalini görmüyorum. Ama kazanırsa futbol oynanmadan kazanılmıyor. Tamam ama kağıt üstünde Fenerbahçe'nin çok uzak ara favori olduğu bir maç izleyeceğiz. Şunu mu söylemek istiyorsun? Fenerbahçe rahat kazanır. Ya Fenerbahçe çok rahat kazanır diyemem ama Fenerbahçe'nin kazanacağını öngörüyorum ben. Ya kağıt üstünde ben ilk 5 hafta performanslarını koyuyorum masanın üstüne. Bakıyorum Fenerbahçe'ye. Işte. Ay tabii öyle ki öyle değil yani. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu, Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzonspor'dan ağır basıyor. Yani ben Fenerbahçe'nin o oyun gücünü çok beğenmiyorum ama Trabzon'la kıyasladığım zaman oyun gücü olarak da önde görüyorum. Yani orta sahalarına bakıyorum. Trabzonspor'un orta sahası yok neredeyse. Türkiye'nin en iyi üçlü orta sahası şu anda Fenerbahçe'de. Yani orta sahayı da çok rahat alacağını düşünüyorum. Türkiye'deki favorisi Fenerbahçe olan bir Trabzon maçı. Yani benim için yarınki maç. Reklam. Efendim reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Gökhan, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını konuşuyoruz. Her hattıyla Fenerbahçe'nin kale önde hariç olduğu. Kalede yani. Kale hariç yapma. Yani Uğurcan yapma. Bence de önde. Ben de. Uğurcan önde. Kale önde. Hariç. Kale hariç. Yani savunması, orta sahası, forveti. Trabzonspor'da oynadığı dönem yani ligin en iyi sol bek oyuncularından birisi diye tartıştığımız Novak Fenerbahçe'de ilk 11'e girelim. Caner'in yedeği. Yani şimdi hal böyleyken Trabzonspor'un bu kadrosuyla Fenerbahçe'yi yenebilme ihtimali kağıt üzerinde çok zor. Ama futbolda sahada oynanıyor. Eğer hakemler buraya dahil olmazlarsa kora kora bir mücadele izleyeceğiz. Ve bu maçın anlamını bilen oyuncu grubu varsa Trabzonspor'da. Birileri o oyuncu grubuna Fenerbahçe maçının ne kadar değerli olduğunu Trabzonspor şehri için, kulübü için ne kadar değerli olduğunu anlatırsa o zaman belki başka bir Trabzonspor izleyebiliriz. Bu arada bir şey kazanır, ya kazandıktan sonra çok şey kazanır ama kazandıktan sonra bir şeyleri de kaybeder dediğim Eddie Newton. Onun son maçı olur yarın. Kaybedersin. Kazanırsa da devam eder, işte Trabzonspor için kötülük burada başlar. Şimdi zamanında zamansız yaptığınız, zamansız yaptığınız teknik direktör değişikliği bir şehrin kaderini etkiledi. Ünal Karaman gittiği günden itibaren Trabzonspor'un beli doğru mu? Ya bazı şeyler vardır ya böyle adaletsizlikle yapılınca ayağına dolanır. Yani o çok önemlidir abi. Bir adalet mekanizması çalışmazsa bir noktada başarılı olamazsın abi. Adil olman lazım. Kimsenin hakkını yememen lazım. Bunları yaparsan, hak yersen, adil olmazsan ayağına dolanır abi. Bir yerden de o ah çıkar zaten. Bir yerden de çıkar aynen. Yani Ünal Karaman gittiğinden beri Trabzonspor ya iyi maçlar oynadı Hüseyin Cimşir'le. Yani Ünal Karaman'ın bir ekmeği gitti ama şampiyon olamadı mesela Trabzonspor. Ünal arada, Karaman kalsaydı olabilirdi. Bu arada Newton'un da yarın kaybetmesi halinde Trabzonspor'la ilişiği kesilir bence. Fenerbahçe maçını kaybederse yani Fenerbahçe maçını kaybettiği için göndermeyin abi adamı. Hayır o yüzden değil. Bitti. Kredisi bitti ya. Artık hayır böyle bir kredi yok ya. Bu adamla devam etmeyeceksen gönderseydin Fenerbahçe maçını başka bir hocayla çıksaydın. Bence de. Yani niye bu adamla ısrar ediyorsun ki? Abdullah Avcı'yı alacak gibi görünüyor. Trabzon alamıyorlar. Görüştüler olmadı. Yani ilk etapta olmadı. Sonrakini bilmem olur, görüşmelerde. Olur. Arkadaş. Olur. Sen bir teknik direktörün
yardımcısını teknik direktör yapıyorsun. Onun da yardımcısını teknik direktör yapıyorsun. Ve diyorsun ki beni bu adam şampiyon yapacak. Hı hı. Nasıl yapacak? Kupayı aldı ya. Ha, kupayı o mu aldı? Yani takım aldı kupayı. Tamam, ne yaptın ki ya, kenardaydı şey? Ya. Ha. O zaman Fatih Hoca'nın önünden besmeleyle geçiyor. Salavat getirip geçmeleri lazım. Bak Fatih Terim'in önünden salavatla geçmesi lazım. Yarın, bak. Ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Fenerbahçe Trabzon. Oraya yatırmış gibi falan. Artık Fatih Hoca'nın parmağına kurdele mi bağlarlar, bilmem ne mi bağlarlar, bilmem ne, öyle geçmeleri lazım yani.